Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için ilk defa yaptığım ama tadını çok beğendiğim Kayseri'nin meşhur tatlılarından olan nevzine tatlısını hazırladım. Tahin, ceviz ve pekmezde buluşunca ortaya helva kıvamında çok güzel bir tatlı çıktı. Sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı suyu ocağa alıyoruz. Üzerine de çeyrek limonun suyunu kabuğuyla beraber ilave edin. İyice karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra yüksek ateşte 5 dakika kaynamaya bırakıyoruz. 5 dakika sonra ocağın altını kapatıp şerbeti ocaktan alıyorum. Ve ilk sıcaklığı çıkmadan hemen üzerine 1 çay bardağı kadar pekmez ilave ediyorum. Üzüm pekmezi kullandım. İsterseniz farklı pekmezler de kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyorum ve soğuması için bir kenarda bekletiyorum. Şimdi nevzine tatlımızın hamurunun yapılışına başlayalım. 125 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı, isterseniz çok hafif eritebilirsiniz de. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı tahin, 1 su bardağı çekilmiş ceviz, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke. Hepsini iyice karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine 3 su bardağı kadar un ilave ediyoruz. Aynı kurabiye hamuru gibi bir hamur yapıyoruz. Bu yüzden lütfen unu kontrollü bir şekilde boşaltın. Ben biraz kaşıkla yoğurduktan sonra artık elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurum için 3 su bardağı un yeterli geldi. Artık un ilavesinde bulunmayacağım. Güzelce elimle yoğurduktan sonra kıvamını kontrol ediyorum. Kurabiye hamuru gibi bir hamur yaptım. Şimdi artık yağlanmış orta boy fırın kabını alıp elimle bir güzel düzelteceğim üzerine. Ama size tavsiyem benim kullandığım fırın kabından daha büyük bir kap kullanın. Özellikle nevzine tatlısının çok aşırı kalın olmaması gerekiyor. Kullanmış olduğum kalıp sanırım birazcık küçük geldi. Biraz büyük olsa daha iyi olacaktı. Elimle üzerine bir güzel düzelttim. Daha sonra üzerine nevzine tatlısının o görünümünü veren çatalla şekil verme işlemine geçiyoruz. Ben iki dişli bir çatal kullandım. Normal çatalla da şekil verebilirsiniz veya isterseniz çatalın tersiyle bile şekil verebilirsiniz. Yani sap kısmıyla. Normalde nevzine tatlısına sadece uzun şeritler olacak şekilde çizikler atılır. Ama ben tekrar yan çevirip bu defa da daha farklı, daha güzel görünsün diye bir daha çizikler attım. Eminim sizler evinizde daha güzelini yaparsınız. Tarifimizi bu kısma kadar kesintisiz izlediyseniz lütfen yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Nevzine tatlımıza şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Fırından çıkarttıktan sonra ilk sıcaklığı çıkar çıkmaz, yani ortalama birkaç dakika sonra üzerine soğumuş olan şerbetini hemen döküyoruz. Bu aşamada kesinlikle tatlımızın soğumasını beklemeden üzerine şerbeti dökmeniz gerekiyor. Nevzine tatlımızı 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Şerbetini çektikten sonra servis yapabiliriz. Eğer vaktiniz varsa bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Tatlımız şerbetini bir güzel çekti. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki ben bir gece dinlendirdim. Çünkü acelem olmadığı için ertesi gün servis yapmayı tercih ettim. Ve dilimleri kesip hemen sizin için sunum anına geçmek istiyorum. Helva tadındadır. Çok ama çok lezzetli, yumuşak bir kıvamı var. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.